Mahallelerine su getirilmesi için üçüncü kez belediyeye yürüyen mahalleliler değirmenin taşıma suyla dönmediğini anlattı. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Sarıyer Maden Mahallesi Dereçi sokak sakinleri 25 yıldır mahallelerine su verilmemesini Sarıyer Belediyesi'ne yaptıkları yürüyüşte protesto etti. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca bir yaşam. İnsanca yaşamak için yürüyoruz yazılı pankart arkasında bir araya gelen 100 kişi yaklaşık 10 kilometre yol kat ederek belediyeye yürüdü. İnsanca bir yaşam istiyoruz. İnsanca bir yaşam istiyoruz. Yeterince temizlenemedikleri için çeşitli hastalıklara yakalanan Dereçililer artık yetkililerin seslerini duymasını istiyor. 28 senedir biz burada oturuyoruz. Suyumuz yok. Doğru dürüst yolumuz yok. Bize bu insana vatandaşı değiliz. Hakkımızı istiyoruz. 15 yıldır bu mahallede oturuyorum. Arkadaşlar. Ama 15 yıldır susuzuz. Bütün o dereler pislik içinde, bütün kokular bizlere geliyor. Çoluk çocuğumuz hepsi hasta. Daha ilk geldiğimiz dönemlerde bidonlarla su taşıyorduk. Artık bütün mahallenin yarısı bel fıtığı oldu susuzluktan. Biz de insanız, yaşamak istiyoruz ya, biz de insanız. Belediye başkanı özellikle görsün bunlar. Onların gözüne sokun bakalım. Ben yapmayı, ben istemem mi güzel yaşamayı? Kimi şeker hastası, kimi tansiyon hastası, kimi kalp hastası, çel çocuklar epey perişan. Yollara düşmüş yani, bu Allah'ın hoşuna gidiyor. Bir de diğer Avrupa Birliği'ne gireyim. Hangi şeyle Avrupa Birliği'ne girir ya? Önce bu insanların hakkını versin. Mahallemizde 28 yıldır su yok. Biz 28 yıldır burada hiçbir hizmet alamamaktayız. Tankerlere su taşınıyoruz. Suyun nerede geldiğini sormamıza rağmen. Yani başkan, işte bu su bize geliyor, bu suyu nasıl kullanacağız? Yani biz bunu bulaşıkta mı kullanacağız? Biz bunu banyoda mı kullanacağız? Biz bunu yemekte mi kullanacağız, içmede mi kullanacağız? Şimdi çocuklarımız rahatsız, yaşlarımız rahatsız, hijyenik olmayan bir ortamda yaşam mücadelesi veriyoruz. Eğer bizleri muhatap almazlarsa, yani yoksul halkı, emekçiyi bu sorunu çözmek için taraf olarak kabul etmezlerse, gerçekten biz bu mücadelelerimizi sürekli sürdüreceğiz. Su depoları mahallenin tek kurtuluşu, çünkü 15-20 günde bir belediyenin tankerlerle getirdiği suları burada biriktiriyorlar, ama sorun bununla da çözülmüyor. Daha sonra işte bu hortumlarla sular evlere çekiliyor. Taşıma suyuyla oluyor bu işlerimiz. Benim bulaşıklarım duruyor su olmadığından. Çamaşırlarımız bir yığınla, yine suyu. Her şey suyla olan şeyler. Bunu bir haftadır giyiyorum. Akşam yatarken başka giyiyorum, sabah kalkıp bunu giymek zorundayım. Çünkü temiz kıyafetimiz kalmadı hiçbirimizin. Belediyenin 15 günde bir tankerlerle getirdiği depodaki su da bitince hayat daha da zorlaşıyor. O yüzden yaşlısı genci mahallede bel fıtığı olmayan kalmamış. Ama en çok çocuklar etkileniyor bu yaz sıcağında susuzluktan. Çünkü ancak haftada bir geliyor banyo sırası. O da şanslılarsa. Su yoktur, çocuklar çoktur, çamaşır çoktur. Adam akşam bulaşık yıkıyoruz, su yoktur, ne yapacak? Benim çocuklar bir hafta fazla olmuş yıkamamışız çocukları. Şunun içinde birazcık su var mesela, ne yapacaksınız? Onu işte el yüz yıkamak için orada kalmış. Su gelene kadar gelir, gelmez, gelmese mecbur alıyoruz. Çocuğun elini yüzünü bununla mı yıkıyorsun? İşte, al gördüğü gibi bununla yıkıyoruz. Mahallenin çoğu yıllar önce taş toprakta altın bulma umuduyla gelmiş İstanbul'a. Ama şimdi bin pişman çoğu. Zaten çamaşırdan, bulaşıktan da geçmişler çoktan. İnsan içine çıkamamak dertleri. Tabii başka sıkıntılar da var. 20 gün öyle ki banyoya girmişiz. Affedersin, söylemek ayıptır. Oğlumu evlendirmişim. Bir damla sahibimiz de yok. 20 gündür hiç banyo. Banyoya giremiyoruz. Arabaya giriyoruz, millet burnunu kapatıyor. Tar kokuyoruz. Depoda ne abdest alınır, ne affedersin, başka bir şey alınmaz. Eşler hep kardeş olmuş. Yani hiçbir şey yok mu bu umurda? Musluktan tek damla su akmıyor ama elektrik, telefon faturası bir ay bile aksamıyor. Devletin bir gözünü kapatıp bir gözüyle gördüğü mahallenin kafası da artık iyice karışık. Elinde bidon çare bekliyor. Taşı toprağı altın İstanbul'dan bir hikaye getirdik ekranlarınıza sevgili seyirciler. Oh,
geliyor, hey fikre dostlar geliyor. Koca halkın kalka kalka geliyor. Kıklası zorbalığın üstüne her bir yandan arka arka geliyor. Kıklası zorbalığın üstüne her bir yandan arka arka geliyor. Geliyor da nefsini biliyor. Şimdi hançer gitti sıyrılıp ışkından. Ne ölüm korkusu ne de bir zindan. Orta çağın kahve karanlığından kurşun gibi çıka çıka geliyor. Orta çağın kahve karanlığından kurşun gibi çıka çıka geliyor. Geliyor da ne dediğini biliyor. Soyraz yemiş sarı yaşlıyla her sürekli kışkır dolu gözüyle. Çanlarından çıkmış iki gözüyle aç toprağa baka baka geliyor. Çanlarından çıkmış iki gözüyle aç toprağa baka baka geliyor. Geliyor da ne dediğini biliyor. Köylüsü kendisi ederek boyu, bir elinde kitap birinde oyu. Kendisinden olmayan yol boyu ateşleyip yaka yaka geliyor. Kendisinden olmayan yol boyu ateşleyip yaka yaka geliyor. Geliyor da ne dediğini biliyor. Baktı gelmiş durma dolmuş yuvada, bir ayağı dağda biri ovada. Saçları rüzgarda eli havada, yumruğunu sıka sıka geliyor. Yaşlarımız rahatsız. Şeker hastası var, gülkün hastası var, kalp hastası var, var da var. Biz diyoruz ki, yani mahalle sakinleri olarak, bu sorunun çözümü için gerçekten oturalım, sorular söyleyeceğiz. Sorunların çözümü için ne yapmamız gerekiyorsa, olayın muhatapları olarak oturalım, karşılıklı konuşalım. Eğer bizleri muhatap almazlarsa, yani yoksul halkı, emekçiyi, bu sorunu çözmek için tarafından kabul etmezlerse, gerçekten biz bu mücadelelerimizi sürekli sürdüreceğiz. Yani bu mücadelelerimizi gerçekten hak aramın mücadelesi. Asıl ki yani haklarımızı alacaksak o şekilde geliştirip sürdüreceğiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür gurbeti ben mi yarattım? Yokluk beni... 15'i organize eden arkadaşlarımızı, görevlerin dışında kimse slogan atmasın. Çünkü burada yani AKP ve onun belediyeleri yoksul halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli entikalarla bizleri oyalamaktadır. Haklı mücadelemizin haklılığını alabilmemiz için görevli arkadaşlarımız, slogan atan arkadaşlarımızın dışında kimse slogan atmasın. Yolu da kapatmayalım. Düzenli ve tertipli bir şekilde belediyenin önüne yürüyelim. Hepinize teşekkür ederim. Haber aldım yurdumdan yuvamdan oldum.